Hepinize selam arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hep beraber Bybit borsasında spot işlemlerin nasıl yapıldığını, spot işlemleri yaparken hangi adımlara dikkat etmemiz gerektiğini ve spot işlemlerin ne olduğu gibi soruların cevaplarını birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Lütfen bu videomuza like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz veya herhangi bir yorumunuz varsa arkadaşlar yorumlar kısmına sizleri bekliyoruz. Dilerseniz gelin şimdi videomuza başlayalım. videomuza başlamadan önce arkadaşlar aramızda spot alımların ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için spot alımın ne olduğunu kısaca sizlere anlatayım. Spot alım arkadaşlar vadeli işlemlerden farklıdır. Peki bu fark nedir? Kripto para cüzdanımızda bir bitcoin, bir ethereum ya da bir avax ya da herhangi bir coin'in cüzdanımızda olduğunu varsayalım arkadaşlar. Bu bir bitcoin'imizin değeri 22 bin dolar da olabilir, 30 bin dolar da olabilir, 100 bin dolar da olabilir, 10 bin dolar da olabilir. Fakat cüzdanımızda hala bir tane bitcoin vardır. Yani Cüzdanımızda bulunan coin miktarı hiçbir zaman değişmiyor tabii ki güvenlik söz konusu olmadıktan sonra veya varlıklarımızı satmadıktan sonra herhangi bir miktar değişmiyor arkadaşlar. Sadece değeri değişiyor. 20 bin dolar olabilir, 10 bin dolar olabilir ya da daha farklı değerlere sahip olabilir arkadaşlar. Vadeli işlemlere göre daha az riskli bir alım çeşididir spot işlemler. Tıpkı gram altın gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Elimizde 1 gram altın vardır fakat bunun fiyatı 1800 TL de olabilir, 1000 TL de olabilir ama elimizdeki bu altını satmadıktan sonra her zaman 1 gram altın olarak kalacaktır arkadaşlar. Spot işlemler kısarırsa bu şekilde. Bybit borsasında alım ve satım işlemlerimizde %10 daha az komisyon ödemek için videonun açıklamalar kısmını sizler için bıraktığım linkimizi kullanarak daha az komisyon ödemek ve çeşitli avantajlardan yararlanma şansını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hesabımızı oluşturduktan sonra buradaki bölüme gelip hesap ve güvenlik seçeneğini tıklıyoruz. Buradan e-postanızı onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan SMS doğrulamanızı da yapın. Bu adımları tamamladıktan sonra buradan kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Ben kimliğimi gördüğünüz gibi doğruladım. Siz de kimliğinizi doğrulamak için buradaki hemen doğrulayın butonuna tıklayıp kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Kimliği doğrulama işlemlerini gördüğünüz gibi temel doğrulama, seviye 1 doğrulama ve seviye 2 doğrulama olarak ayrılıyor. Burada ben seviye 1 olarak kullanıyorum çünkü bu bana yetiyor arkadaşlar. Eğer yetmez derseniz buradaki ayrıcalıkları ve gereksinimleri inceleyerek buradan seviye 2 doğrulamanızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısma indiğimiz zaman buradan yüz taraması için yani selfie olarak adlandırdığımız Yüz taraması için yapmamız gereken adımları bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu adımları uygulamanız gerekiyor. Kc yani doğrulama işlemlerini yaptıktan sonra gelin işlem ücretleri yani komisyonları inceleyelim arkadaşlar. Bunları incelemek için yukarıdaki işlem ücretlerin butonuna tıklıyoruz ve daha sonra gördüğünüz gibi ne kadarlık komisyon kesildiği bilgisi bana veriliyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar yaptığınız işlemlerde daha az komisyon ödemek istiyorsanız açıklamalar kısmına bıraktığım linkten kayıt olup çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz. Hemen gelin arkadaşlar şimdi cüzdanımızı nasıl inceleriz onu görelim. Yukarıdaki varlıklar kısmına geldikten sonra gördüğünüz gibi fonlama cüzdanımız burada spot cüzdanımız burada da arkadaşlar vadeli işlemler cüzdanımız yer alıyor. Hemen buradan fonlama cüzdanımızı inceleyelim. Bu kısımda arkadaşlar kripto varlıklarımız yer alıyor. Şu anda benim fonlama cüzdanımda herhangi bir varlık bulunmadığı için gördüğünüz gibi buralar hep sıfır. Hemen yan kısma geldiğimiz zaman da burada itibari fiyat para arkadaşlar. Rus rublesi Türk lirası ya da Amerikan doları gibi devletlerin para birimi burada görebiliyoruz hemen yukarı kısma geldiğimiz zaman da burada yatırma işlemleri çekme işlemleri ya da transfer işlemleri yapmamız mümkün şimdi gelin spot cüzdanımıza inceleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi benim spot cüzdanımda 100 dolarlık bir bakiye bulunuyor ben buraya 100 dolar göndermiştim USDT nedir Amerikan dolarına endeksli olan bir stable coin yani sabit bir coin'dir arkadaşlar spot cüzdanımızla fonlama ya da vadeli işlemler cüzdanımızın hiçbir alakası yoktur üçte birbirinden tamamen farklıdır arkadaşlar spot cüzdanımızdan işlem yaparsak buradaki bakiyeleri kullanırız. Vadeli işlemlerden işlem yaparsak vadeli işlemler cüzdanımızdaki bakiye kullanırız. Yani hiçbiri birbirini etkilemez. Kripto para satın almak istediğimiz zaman da yukarıda bulunan kripto satın al seçeneğine tıklayabilir ve bu kısımdan arkadaşlar kripto para satın almamız mümkün. Bybit borsasına arkadaşlar fiyat para yani Türk lirası yatırmak istersek de burada bulunan kripto satın al seçeneğine tıklıyoruz. İtibari para yatırma seçeneğine geldikten sonra karşımıza burası geliyor arkadaşlar. Buradan yatırmak istediğimiz miktarı giriyoruz. TR olması sizi aldatmasın. TRY demek Türk lirası demek. Buraya yatırmak istediğimiz miktarı girdikten sonra da aşağıda bulunan bankayı seçiyoruz ve buradan devam butonuna tıklayarak gerekli adımları uyguluyoruz arkadaşlar. Spot alımların ne olduğunu öğrendiysek ve Bybit borsasına giriş yaptıktan sonra hangi adımları uygulamamız gerektiğini de öğrendiysek gelin şimdi spot işlemleri nasıl yapmamız gerektiğini hep beraber öğrenelim. Bunun için yukarıda bulunan alım satım kısmına gelip buradan spot işlemler kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet spot alım satım kısmı karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi burada çeşitli varlıklar görebiliyoruz. Bitcoin, Ethereum, USDT, MNT, XRP veya diğer kripto paraları buradan görebilmemiz mümkün. Görmüş olduğunuz gibi birçok kripto para burada yer alıyor arkadaşlar. Burada kripto paraları bulduktan sonra gördüğünüz gibi karşımızda bir grafik var arkadaşlar. Buradaki herhangi bir kripto paranın üzerine tıkladığımız zaman grafikler değişiyor arkadaşlar. Bu grafiklerde bizlere fiyatın düşüşünü, yükselişini ve diğer bilgilerin ne olduğunu bizlere veriyor. Bu çizgilerle herhangi bir işimiz yok. Bu çizgiler bizlere fiyatın ort gösteriyor arkadaşlar. Bu bir indikatör. Burada gördüğümüz gibi değişken sayılar bulunuyor arkadaşlar. Bu değişken sayılar bizlere tahtanın durumunu gösteriyor. Tahta ne demek? Alıcılar ve satıcıların hangi bölgede olduğunu gösteren bir araçtır arkadaşlar. Mesela burada Ethereum'un 1631 dolar seviyesinde 14 Ethereum'luk alım emri varmış. Burada da baktığımız zaman 1631 dolar 73 sen seviyesinde de arkadaşlar 3.06 Ethereum'luk satış emri varmış arkadaşlar. Buradaki alım satımlar neye göre yapılıyor? Örneğin ben buradan Ethereum satışı yaptığım zaman en üstte bulunan kişiye benim Ethereum'larım satılıyor. Eğer Ethereum satın almak istersem de 1631 80 dolar 80 centten bu Ethereum'u satın alabiliyor. Şimdi gelin arkadaşlar alım satım işlemleri nasıl yapılıyor ve bu alım satım işlemlerini kullandığımız seçenekler hangileri onları inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta alım satım penceresi bulunuyor. Burada limit emri, piyasa emri ve TPSL emirleri bulunuyor. Hemen bunları birazdan göstereceğim. Şu uyarıya geçmek istiyorum. Spot işlem yapacağımız zaman burada buradaki spot butonun dışına çıkmayalım. Mesela burada margin 10x yazıyor. Burayla hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Ben buraya zaten 100 dolarlık bir bakiye yollamıştım. Gördüğünüz gibi kullanılabilir. Bakiyemde 100 dolar arkadaşlar. Peki limit emri nedir? Limit emri örneğin ben buradaki emir fiyatına diyorum ki bana 1620 dolardan Ethereum satın al diyorum. Burada da 100 dolarlık alması gerektiğini belirtiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mevcut emirler penceresine benim emrim düştü. Ethereum USDT paritesinde satın alıyormuşum. Emir türü limit emri emri emrin tipini almak olarak seçmişiz. Emir değerim de 99.98 USDT olarak girilmiş arkadaşlar. Emir fiyatım 1620 dolar ve diğer bilgileri de buradan görebilmemiz mümkün. Diyelim ki bu satın alma emrinden vazgeçtim. Onun için de buradaki iptal butonuna tıklayarak işlemimin iptalini başarılı bir şekilde sağlayabilirim. Limit emri anladıysak gelin şimdi piyasa emrine bakalım. Piyasa emri limit emrine göre biraz daha farklı. Peki nedir bu piyasa emrinin farkı? Piyasa emrinin farkı arkadaşlar limit emrinde demiştik ki 1620 dolara geldiği zaman bana Ethereum al ya da işte 1600 dolar 1630 dolar biz oradaki limit kısmına kaç dolar yazdıysak o fiyata geldiği zaman sistem otomatik olarak satın alacak. Biz Bybit'i kapattığımız zaman bilgisayarı da kapatsak telefonumuzu da kapatsak hesabımızdan çıkış bile yapsak o emir orada durduğu sürece 7.24 bu emir gerçekleşir. Tabii ki gerçekleşmezse eğer buradaki tahtada bir satıcı olmadığı anlamına gelir arkadaşlar. Piyasa emri verdiğimiz zaman da arkadaşlar fiyat nerede olursa olsun ilk satan kişiden Ethereum satın al diyoruz. Eğer buradaki piyasa emri kısmına ben 100 dolarlık bir bakiye yazarsam o Ethereum'umu ilk satan kişiden hemen satın alır arkadaşlar. Örnek olarak hemen görelim. Ethereum al butonuna tıkladım. Buradan da Ethereum al onayını verdim. Gördüğünüz gibi 100 dolarlık bakiyenin hepsiyle satın aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten buradan onay geldi. Hemen sat kısmına gelip varlığımız gelmiş mi diye kontrol edelim. Gördüğünüz gibi buradan da Ethereum'um satın alınmış. Eğer buradaki Ethereum'umuzun hepsini satmak istersek arkadaşlar buradaki çubuğu yükselterek %100'e getirip buradan sat emrini verebiliriz. Hemen Ethereum sat emrimizi verelim. Buradan onayımızı da verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer de ilk alıcı kişiye Ethereum'umu başarılı bir şekilde sattım. Piyasa emrinin ve limit emrinin ne olduğunu öğrendiysek şimdi gelelim TPSL emirlerinin yani Take Profit Stop Loss emirlerinin ile birlikte kar al ve zarar durdur emirlerin ne olduğunu inceleyelim isterseniz. TPSL'nin amacı nedir arkadaşlar? Örneğin biz sallıyorum 1620 dolardan Ethereum satın aldık arkadaşlar. Buradaki emri kullanarak diyoruz ki eğer fiyat 1600 doların aşağısına inerse benim zararımı durdur. Benim zararımı kes yani stop ol diyoruz arkadaşlar. Veya diyoruz ki 1620 dolardan almış olduğumuz ethereumu eğer fiyat 1650'nin veya 1660'ın üzerine çıkarsa Ker al diyoruz yani elimizdeki ethereumu sat diyoruz arkadaşlar Hemen stop nasıl olunur onu göstereyim yani zararımızın nasıl keseriz onu göstereyim arkadaşlar Tetikleme fiyatı kısmına diyorum ki eğer ethereumun fiyatı 1620 doların aşağısına inerse emir tetiklensin diyorum Ve buraya da emir fiyatı giriyorum diyorum ki 1618 dolardan ethereumu satsın. Yani burada eğer fiyat 1620 dolara dokunursa benim elimdeki Ethereum 1618 dolardan satılacak. Hemen aşağı kısma az önce de yapmış olduğumuz gibi ne kadar Ethereum satmak istersek ona göre burayı değiştirebiliyoruz. Mesela %100'ünü satmak istiyorsak burayı en sonuna %50'sini satmak istiyorsak burayı da ortasına getiriyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi piyasa emri de var. Piyasa emri neydi? Fiyat ne olursa olsun o fiyattan sat emriydi. Tetikleme fiyatımız 1620 idi. Örneğin mesela buraya 1600 10 diye değiştirelim. Emir fiyatımıza hiçbir şey giremiyoruz. Çünkü zaten fiyat nerede olursa olsun Ethereum'umuzu satacak. Buradan da satmak istediğimiz Ethereum miktarını giriyoruz ve buradan Ethereum sat emrimizi onaylayarak veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TPSL emrini verdik sat olarak yani zarar kes olarak verdik arkadaşlar. 0.061 eğer fiyat 1610 doların altına inerse ilk alıcıya bizim Ethereum'umuz satılacak. Bütün bilgilere buradaki TPSL emri butonundan erişmemiz mümkün. Peki TP nasıl alınır arkadaşlar? Yani Kar nasıl alınır Az önce 1610 doların altına inerse zararımızı kes demiştik. Mesela şu an 1632 dolar seviyesinde Ethereum. Burada da diyorum ki arkadaşlar 1660 doların üstüne çıkarsa benim elinde bulunan Ethereum'ları sat diyorum. Mesela kaçtan satsın? 1661'den satsın arkadaşlar. Miktarım %100. Hemen özet geçelim ne yaptık. Tetikleme fiyatımız 1660, emir fiyatımız 1661. Yani fiyat 1660'a gelirse 1661 dolardan satması için bir emir oluşturacak. Tabi arkadaşlar bunu sadece satış yönlü olarak değil alış yönlü olarak da kullanmamız mümkün. Hemen buradaki al butonuna tıkladıktan sonra buraya diyorum ki eğer Ethereum fiyatı 1660 doların üzerine çıkarsa benim için 1661 dolardan bir alım emri oluştur diyorum. Burayı da almak istediğim miktarı girdikten sonra arkadaşlar buradaki Ethereum al butonuna tıklayarak onayımı veriyorum. Gördüğünüz gibi burada da emirler kısmına zaten düştü. Bütün bilgileri de burada görebiliyoruz. Yapmış olduğunuz işlemlerde ister vadeli işlemler olsun ister spot işlemleri olsun arkadaşlar arkadaşlar. Tabii ki bu sizin stratejinize göre değişkenlik gösterir. Kesinlikle stop loss kullanmayı unutmayın. Kripto para piyasası oldukça tehlikeli arkadaşlar. Bu tehlikelere karşı direnç göstermemiz oldukça önemli. Şu ana kadar Bybit borsasına nasıl para yatırabiliriz ve spot işlemleri nasıl yapmamız gerektiğini öğrendiysek şimdi gelin içeride bulunan paramızın nasıl çekebileceğimizi de öğrenelim. Hemen yukarıda bulunan varlıklar kısmına gelip buradan spot cüzdanımı seçiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada 99 dolarlık bir Bakiyem bulunuyor. Bu bakiyemi öncelikle transfer butonuna tıklayarak spot cüzdanımdan fonlama cüzdanıma aktarmam gerekiyor. Burada başlangıç kısmını spot, diğer kısmını fonlama olarak seçiyorum. Yani diyorum ki spot cüzdanımdan fonlama cüzdanıma bu parayı gönder diyorum. USDT seçiliydi. Bütün bakiyemi göndermek istediğim için buradaki tümü seçeneğine tıkladıktan sonra bu işlemi onaylıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bakiyem eksildi ve transferim tamamlandı arkadaşlar. Hemen fonlama kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi fonlama cüzdanımıza bakiyemiz yansımış arkadaşlar. Bu USDT'yi bankamıza çekemeyeceğimiz için hemen buradaki dönüştürme butonuna tıklıyorum ve buradan fonlama eğer seçili değilse fonlamayı seçiyorum arkadaşlar. Buradaki USDT yani Tether'ı yukarı kısma alıyoruz arkadaşlar. Aldıktan sonra buradaki kısma tıklayıp buradan TRY'yi yani Türk Lirası'nı seçiyorum. Şu anda sisteme diyoruz ki benim fonlama cüzdanımda bulunan USDT'leri TRY'ye yani Türk Lirası'na dönüştür arkadaşlar. Hemen buradan tümünü seçelim. 99.53 cent. Buradan dönüştür butonuna tıkladıktan sonra buradan gerekli onayları tamamlıyoruz ve buradaki onay butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dönüştürme başarılı bir şekilde tamamlandı. 99 dolar verip 2751 TL bakiye aldık. USDT'mizi yani Tether'imizi Türk Lirası'na dönüştürdükten sonra hemen yukarıda bulunan varlıklar kısmına gelip buradaki çekme butonuna tıklıyoruz. Daha sonra oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar buradaki çekme butonuna tıklayıp burada bulunan itibari para çekme butonuna tıklıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gördüğünüz gibi karşımıza 2752 TL'lik bir bakiyemiz olduğu bizlerin önüne geliyor. Buraya istediğimiz miktarın sayısını yazdıktan sonra gerekli işlemleri bu kısımdan tamamlıyoruz. Evet dostlar Bybit borsasına kayıt olduktan sonra ilk hangi işlemlere uygulamamız gerektiğini, spot alım satımların nasıl yapılması gerektiğini ve son olarak da hangi işlemlere uygulamamız gerektiğini hep birlikte sıfırdan öğrendik. Bu videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlar kısmına yorum atmayı kesinlikle unutmayın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın hoşça kalın